NS Medya'nın takipçileri, aboneleri, izleyenleri, sinsi sinsi, abone olmadan da izleyenleri. Hepinize kalbimden sevgimi gönderiyorum. Efendim, Ağustos ayının sonu, gerilemeye başlamış olan Uranüs 12 burcu nasıl etkiliyor? Ve şimdi bir yeni ay doğuyor ve bu yeni ay Türkiye saatiyle 19 Ağustos sabah 05.41'de Aslan Burcu'nda doğuyor. Aslan Burcu'nun 26 derecesinde. Yeni ay 12 Burcu nasıl etkiliyor ya da nasıl etkileyecek? Kimlerin nelere dikkat etmesi gerekecek? Yeni ay Aslan Burcu'nda doğarken sahne, sanat, sinema, sanatçılar ve ünlü kişilerin hayatını ön planda olmasına da kimilerini olumlu, kimilerini olumsuz etkileyebilir. Hepsini tek tek sizlere ifade edeceğiz, anlatacağız ama anlatacağım demiyorum. Çünkü benim bugünkü değerli konuğum ve birlikte yapacağız burç yorumlarını. Koçu ben anlatacağım, bu ayı kendisi anlatacak. Vaktiyle öğrencimdi. Şimdi artık benden sonra astrolojinin ikinci kraliçesi sevgili Gözde Ata Yörükoğlu. Hoş geldin Gözdeciğim. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İzmirlerden düğüne geldin. Seve seve. Kardeşimin düğününe geldim. Kardeşinin düğününe geldin. Birlikteyiz. Evdeyiz. Ana kızız biz, biliyorsunuz. Evet. Çok da benzetenler var. Ben minik anneyim zaten. Artık minik de babaanne olacağım yakında. İnşallah. Hayırlısıyla. Çok güzel bir düğün oldu değil mi? Çok güzel bir düğün oldu. Basın giremedi. Basına kapalıydı zaten. Basına kapalıydı. Ama sevgili sevenlerimiz nereden izleyecekler düğünü? Çok yakında. Kare kare. An ve an NS Medya'dan izleyeceksiniz. Düğünün tamamını. Nikahın tamamını. Çünkü çok soranlar var. Gerçi o gece biz sosyal medyadan da yayınlar yaptık ama dostlarıma, katılan herkese, sevgili emniyet amirimiz, bir önceki emniyet amirimiz Erol Avcı'ya, sevgili Çiğdem Ayvacı'ya, sevgili Nesrin Avşar Karaarslan'a, canım dostuma, kız kardeşime sonsuz teşekkürler ediyorum. Anneme, kardeşlerime, eniştelerime, yeğenlerime, siz sevenlerime, vaktiyle görümcem olup şimdi sağ kolum ve kız kardeşim olan Hilal Tecim'e, vaktiyle kayınvalidem olup şimdi manevi annem olan Gülsen Tecim'e, vaktiyle kayınpederim olup şimdi manevi babam olan Cengiz Tecim'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Hakikaten muhteşem bir aileye sahibim. En başta benim en büyük ailem, annem, kardeşlerim ve sizlersiniz. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kızıyım. Herkesin evladıyım. O kadar çok annem babam var ki, Osman babama da çok teşekkür ediyorum. Gözde'nin babası benim de babam. Evet. Benim canım babam rahmetli oldu, bir yıl oldu. Nurlar içinde yatsın, makamı cennet olsun. Bir kere daha ne dedim biliyor musun? İyi ki Sadık Uman'dan dünyaya gelmişim. İyi ki Yurda Gülüman'ın kucağına olmuş. Doğmuşum, kızı olmuşum. Her ailede bazı şeyler oluyor. Evet. Dışarıdan gelenler nifak sokabiliyor. Ama hiç kimse de bir kız evladını anadan babadan ayıramıyor. Kardeşlerden hiç ayıramıyor. Biliyorsun. Hocam Allah'tan başka hiçbir kudret ayıramaz. Aynen öyle. Hayatımın en altın aylarını, hayatımın en altın günlerini, en mutlu anlarını yaşıyorum. Evet. Evlatlarımla, siz sevenlerimle, öğrencilerimle, danışanlarımla çok şanslı olduğuma inanıyorum. Bizden sakın ayrılmayın. Çok yakında düğünü kare kare izleyeceksiniz. Neler kaçırmışız, her şeyde sosyal medyada yayınlanmamış diyeceksiniz. Muhteşem bir düğün oldu ama bu arada abim Erol Sarıtaş'a, yengem Elif Dinçer'e de sonsuz teşekkürler ediyorum. Elif benim can arkadaşım. Biliyorum hocam. Yanınızda. Ona yengem diyorum, kızıyor bana. Erol Sarıtaş benim manevi abim. Elif'le aşklarının mimarı olduğum için çok mutluyum.
Artık Elif Sarıtaş diyelim ona, Dinçer demeyelim. Benim ayaklarımda gördüğünüz ayakkabıların tasarımcısıdır Elif'cim benim. Muhteşem dostlara sahip. Bu hayattaki en büyük zenginliğim, sevenlerim ve sizlersiniz. O yüzden ham senalar olsun. Şimdi geçelim. Bu Aslan Burcu'nda doğacak olan yeni ay. Kimleri nasıl etkileyecek ama. Şimdi Aslan sahne ve sanat. Yaşadığımız alanda ünlü kişilerin ay annedir biliyorsun. Evet. Ay yuvadır. Ay ailedir. Ünlülerin anaları, ataları, babaları, aileleri ve yuvalarıyla alakalı acı haberler duyabiliriz. Hastalık olayları gündeme gelebilir. Allah'ım inşallah yanılalım. Evet. Bunların hiçbirisi yaşanmasın. Olmasın inşallah. Ben böyle değerlendiriyorum. Sevgili meslektaşım, sen neler söylemek istersin? Şimdi hocam 19 Ağustos 2020 saat 5.41'de Aslan Burcu'nun 26 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Tabii ki bu yeni ay Aslan Burcu'nda olmuş olduğu için aslında kendimizi daha fazla ön plana çıkardığımız, daha egosal davrandığımız, daha egosal tavırlar sergileyeceğimiz süreçleri bize gösteriyor. Tabii ki egosal tavırlar bazı kişiler tarafından yanlış anlaşılabilir. Çevremizde bazı gerilimli enerjiler yaratabilir. Tabii ki bunların hepsi Aslan Burcu'nda oluşan yeni ay enerjisinden dolayı olacak. Tabii ki kendimizi daha ön plana çıkarmak isteyebiliriz. Daha dikkat çekici olmak için imasal anlamda kendimizi yenileyebiliriz. Saç rengimizi değiştirebiliriz. Daha iddialı olmak için daha iddialı renkler, özellikle çünkü Aslan Burcu'nda olduğu için daha kırmızılar, daha böyle turuncu renkler kullanmak isteyebiliriz. Bu süreçte daha iddialı olabiliriz hayata ve insanlara karşı. Ayrıyeten de ateş elementinde etkili olduğu için hava sıcaklığı çok artabilir. Artabilir bir anda. Bunalıcı sıcaklar yaşayabiliriz. Hava da sıcaklıklar artabilir. Tabii ki bu da bizi bunaltabilir birazcık. Ama aynı zamanda da hocam tabii ki hava sıcaklığı da arttığı için tansiyon, kalp problemlerine de çok çok dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Çok doğru. O yüzden de kalp problemi olanlar, tansiyon problemi olanlar, dolaşımla ilgili olan sorunları olan arkadaşlarımız lütfen bu süreçte çok çok dikkat etsinler. Değil mi? Evet. Peki bu salgın hastalıkla ilgili ne diyorsun? Salgın hastalığında tabii papatya ki... Papatya hastalığı yaşıyoruz ya biz. Aynen, biz ona korona demek istemiyorum ben, ona papatya diyoruz. Adını bile zikretmek istemiyoruz. Çok enerjiyi çoğaltmamak için. Çünkü hani korona çok çok itici geliyor bize. Papatya deyince birazcık daha komik tebessüm ettiriyor bize. Ama tabii ki hocam bu süreçte ben şimdi şunu düşünüyorum. Kısıtlamalar artacak. Çünkü tedbirsizlikten dolayı zaten vakalarda artışlar oldu. O yüzden de bu yeni aile birlikte yeni kararlar alınabilir, yeni tedbirler alınabilir. Ama tabii ki hepsi bizim sağlığımızı korumak için. Tabii ki, tabii çünkü, ki. Çünkü dikkat edilmiyor bazı şeylere. O yüzden de yeni önlemler kapıda diye astrolojinin bana vermiş olduğu bilgilere göre yorum yapabilirim. Çok doğru, çok doğru. Tabii hocam ben yorum yapıyorum ama esas yorumu siz yapabilirsiniz. Estağfurullah, olur mu öyle ben şey? Ben sadece fikirlerimi anlayabilirim. Hani bir atasözü vardır, boynuz kulağa geçer diye. Değil mi? Doğru mu söyledim? Ben atasözlerini hiç beceremem. Doğru. Bu sefer doğru mu? Aman çok şükür. Artık atasözlerim. Şimdi ben kuantum eğitimi aldığımda rahmetli Duran Türkoğlu hocam. Hem kuantum astrolojisi eğitimi aldım. Hem kuantum yaşam felsefesi eğitimi aldım. Geçmiş kayıtları temizlerken geçmişe ait sözleri de sildim gitti. Örneğin ben travmatik bir olay yaşadığımda o acıyı da hatırlamıyorum. Nötr. Nötr. Yani ne acıyabiliyorum, ne üzülebiliyorum, ne sevinebiliyorum. Ne kızabiliyorsun. Ne kızabiliyorum. Ya tamamen şimdiki anda yaşıyorum. Ve onun için de sürekli diyorum ya Allah kadını yarattı. İyi ki yarattı. İşvesiyle yarattı, cilvesiyle yarattı. Gülüşüyle yarattı. Gülüşüyle yarattı. Ev kadınlığıyla yarattı, analığıyla yarattı. Yani ben... en büyük sevgiliye bağlıyım. Bana soruyorlar, neler yaşadın, geçirdin? Arkamda kim var? Bu büyük güç kim? Bu güç, büyük güç, alemlerin Rabbi ve en büyük sevgilim. Başka da sevgili istemiyorum ben. Yeter de. Yeter. Bu. En yeter. Büyük sevgilim Allah'ım benim. Ben konuşurum onunla bazen. Bazı akşamlarda terasa çıkarım. Bazen böyle yaparım. Bu oldu. Şu imtihanım oldu. Neyim eksikti, neyi buldum, neyim fazlaydı, neden arındım?
Şimdi bir de ayım da aslandır ya benim. Evet hocam. Ve ben dolunay çocuğuyum. Hı-hı. Biliyorsun Merkür enerjisi de veriyor o iletişim. Konuşmama, hitabetimi ayımın aslan burcunda olmasına ve ikinci evde olmasına, hı-hı, borçluyum. Kimin benim için ne düşündüğü umurum değil. Çekemeyen anten mi takar, uydu mu takar, çanak mı takar, hiç umurumda değil benim. Arkamdan konuşanları hiç görmüyorum. Daima öndeyim. Saltanatla yaşıyorum. Savrula savrula yaşıyorum. Saçlarımı da gösteriyorum. Kaynak diyormuşsunuz. Ne kaynağı yok. 2 gün daha fazla da olsaydım yüzüm de saç olacaktı. Evet hocam. Saçlarınız çok gür ama. Çok gür. Annemi de gördüm. Yani birebir ben yakınında hep olduğum için o kadar gür saçları var ki toka tutmuyor. Toka tutmuyor. Tokalar kırılıyor. Kıskanmayın. Sizin de olur. Hatta nazar mı dedik değil mi hocam? Değil mi? Evet, tokalar tutmuyor çünkü kırıldığını ben gördüm. Bir sürü tokam kırıldı. Hasetlenmeyin. Çok sevenim var. Bir o kadar da hasetlenenlerim var. Olacak hocam. Kıskanırsanız kel kalırsınız. Ona göre aklınızı başınıza alın. Bu yeni ay da kabus ay. Ona göre yavaş diyorum, yavaş. Kıskançlık yapmayın. Hadi bakalım koçları nasıl etkileyecek? Tabii ki hocam, şimdi koçları 5. ev konularında etkileyecek. Aşk, gayrimenkul, çocuklar, taşınmalar. Olabilir tabii ki. Eğer koçların böyle bir planları varsa, hayatlarında taşınma gibi bir şey düşünüyorlarsa bir anda bunu yeni ay enerjisiyle gerçekleştirebilirler. Taşınabilirler, yeni ev planları varsa bunları gerçekleştirebilirler ve ayrıca şu zamana kadar kalpleri boş olan koçlar varsa bir anda yeni ilişkilere başlayabilirler. Tabii ki bunun temelinin sağlam olması için karşımızdaki insanı da iyi analiz etmek önemli. Yani sadece işte yeni ay geldi, yeni ilişkilere başladım yaşasın değil. İlk önce ilişkiye başlamak için başlamıyoruz. Karşımızdakini güzel analiz ediyoruz. Ondan sonra yeni ilişkilere başlıyoruz ki temeli sağlam olsun, daha sonrası daha da güzel olsun diye. Ve ayrıyetten de koçlar tabii bu yeni aile birlikte içlerindeki yenilenme enerjisinde arttığını hissedecekler. Ve ayrıyetten de bu yenilenme enerjisi de kariyerlerinde neler yapabilirim, kendimde neleri geliştirebilirim, neleri değiştirebilirim, ayrıyetten mali olarak kendime nasıl katkı sağlayabilirim, mali olarak nasıl artış sağlayabilirim gibi sorularla mali anlamda yatırımlar yapabilirler. Hmm. Artırmak için yeni yollar arayabilirler. Bir de Uranüs gerilemeye başladı biliyorsun. Evet hocam. Koçlar, nasıl para kazanıyorum, nereye harcıyorum, nasıl yatırım yapmalıyım, bunun üzerinde de çok kafa, evet, yoracaklar. Yani yeni yatırım planları da yolda olabilir koçlar için. Süper. Evet. Peki biz koçlara, evli olanlara ne diyebiliriz? Şimdi evli olanlarda tabii ki aşkta güzel enerjilerin başladığı zamanlar. Elbette bazı koçların hayatlarında evli olanlarda bazı krizler oldu. Problemler oldu uzun zamandan beri ama yeni ayın güzel taze enerjisiyle ve birazcık da koçlar bu inatlaşmayı, zıtlaşmayı da bitirirlerse bu güzel enerjiyi güzel bir şekilde değerlendirip evlilik ilişkilerinin aşk enerjisini daha fazla yükseltebilirler. Yükseltebilirler. Bir de biliyorsun karmaların çözüldüğü bir yıldayız. Evet. Ve süreçteyiz. Bu dönemde kim ne ekerse onu biçecek. Hı hı. Gül diken gül toplayacak. Diken eken diken toplayacak. Özellikle koçlara diyorum ki ben öyle bir süreçteyiz ki gezegenlerin kombinasyonuyla diyelim ki bir arkadaşınızın bir evliliği bitmiş olabilir. Bir ilişkisi bitmiş olabilir. Kimsenin karmasına dahil olmayın. Kurulu düzeniniz bozulsun istemiyorsanız hiç kimsenin karmasına dahil olmayın. Evet. Gerçekten herkes ektiğini biçeceği bir süreçte ve bir zamanda. Aynı zamanda yani çok sevmediğim bir kelimedir bu. Kimseye harislenmesinler. Düşmanlık etmesinler. Açık sözlü olsunlar, doğruluktan yana dursunlar. Doğruluktan ayrılmasınlar. Asla doğruluktan ayrılmasınlar. İçlerindeki iyi niyetten asla vazgeçmesinler. Siz olun, iyi niyetinizden sakın vazgeçmeyin. Sevgili boğa burçları, Uranüs burcunuzda gerilemeye başladı. Değişime kapalı, muhafazakar olan siz boğaların kendini geliştirmek ve değiştirmek hayrına olacaktır. O yüzden gelişmekten, değişmekten çekinmeyin.
Yeni ayın Aslan Burcu'nda doğacak olması ise öyle bir süreç yaşatıyor ki size, Eylül'ün ilk haftasına kadar olan süreçte ayaklarınızı yere sağlam basmak isteyeceksiniz. Sen ne diyorsun yeni ayın enerjisiyle evet, bu almışlarına? Evet doğrudur. Ayaklarının yeri sağlam bastığı ve ayrıyetten kendilerine güvenlerinin arttığı bir süreçte olacak bu olay. Ayrıyetten şu zamana kadar kendini iyi ifade edemeyen, sorunlarını, problemlerini iyi bir şekilde anlatamayan bu olay, ifade güçlerinin ne kadar güçlendiğini görecekler. Kendilerini çok güzel bir şekilde ifade edip iletişimlerini güçlendirecekleri zamandalar. Aynı zamanda şimdi tabii ki kendilerini iyi ifade ederlerken ikili ilişkilerde bazı sorun ve problemler olabilir. Ama tabii ki bu ilişkilerde problemleri engellemek bizim de elimizde. O yüzden lütfen zıtlaşmamaya, o yüzden lütfen gerilimli enerjilerden uzak durmaya ve kavgalara meydan vermemeye özen göstersin boğalar. İletişim çok önemli sevgili boğalar. İç huzurumuz olmadığı zaman hayata konsantre olamayız. Hayata konsantre olamadığımız anlarda da hiçbir istediğimizin, istediğimiz gibi gelişmesini sağlayamayız. O yüzden yeni ayın verdiği enerji, Aslan Burcu'nda doğan yeni ay, burcunuzda gerilemekte olan Uranüs, kesinlikle gezegenlerin kombinasyonu size iki uyarı yapıyor. Bir, başkasının kapısındaki çöple uğraşma. Kendi kapını süpür. 2. Gelişmenin, değişmenin sana her zaman hayrı ve faydası var. Değişmekten ve gelişmekten çekinme. Ve aynı zamanda teknolojik alanlarla alakalı işleriniz varsa, mimar olabilirsiniz, efendim bilgisayar karşısında çalışan işler yapıyor olabilirsiniz. Tabii ki. Uranüs teknolojiyi de temsil ediyor biliyorsun. Yedek dosyalamalar yapın. Dosyalarınızı kaybetmemek için. Telefonunuzun ayarları bozulabilir. Bilgisayarınızda teknik arızalar meydana gelebilir. Lütfen eğer ki işiniz teknolojiyle alakalıysa, bilgisayar karşısında çalışıyorsanız, nasıl bedeninize önem veriyorsanız, makinalarınıza da özen göstermeniz gereken bir süreçte ilerliyorsunuz. Dikkat edin, tedbirli olun. Evet hocam. Başka ne eklemek istersin? Yani sizin dediğiniz gibi aynı şekilde iletişimle alakalı da olduğu için aynı zamanda teknolojiyle de bu süreç içerisinde çok çok dikkat etmeleri gerekiyor yedeklemeye. Bazı yani teknolojik olarak bazı sorun ve problemler de yaşayabilirler. Yani telefonları da bozulabilir, bilgisayarları da arızalanabilir. O yüzden de bunlara karşı dikkatli olmalarında fayda var. Bir de sağlıkta Uranüs biliyorsun uçuş, yolculuklar, hava yolları. Aynı zamanda bedende tansiyon, elektrikle alakalı arızaları temsil eder. Ceryanlı işin karşısında çalışıyorsanız elektrik çarpmalarına karşı çok dikkatli olun. Evet. Allah korusun. Hava yolculuklarıyla bir yere gidiyorsanız uçaklarınızı kaçırmamaya, hava yolu kazalarına karşı da tedbirli olmanızda fayda var efendim. Evet hocam. Sevgili ikizler Burç, adınız çıkmış dengesizlikte 9'a, bir daha inmez 8'e. Ben seviyorum İkizler Burcu'nu. Enerjisi bitmeyen, tükenmeyen, hareketli, sabırsız, hareketli, kıpır kıpır bir burçtur İkizler Burcu. Yorulmak nedir bilmez. Şimdi Uranüs'ün geriliyor olması, yeni ayın Aslan Burcu'nda doğuyor olması, onların hayata adapte olma konusunda zorlandıkları konularda önemli vurgular oluşturabilir. Sen ne diyorsun? Tabii ki şimdi önemli vurgular oluşturacak çünkü dostlarıyla, arkadaşlarıyla, yakın çevresiyle, kardeşleriyle diyalogların daha fazla artacağı, ayrıyetten çevrenizin hayatlarında olan olaylar ve konularla daha fazla ilgileneceğiniz dönemleri gösteriyor bize. Onların hayatlarında olan yenilikler, yeni konular sizi etkileyebilir, sizin gündeminizi meşgul edebilir. Ama aynı zamanda mali ve finansal konularda ön planda olacak. Çünkü alma verme dengesini oluşturamamaktan dolayı İkizler Burcu biraz stres olabilir. Biraz yorulabilir bu süreçler içerisinde. O yüzden de mali planın dışına çıkmadan harcamalarınızı yapmakta fayda var. Değil mi? Evet. Bilinçli olmak, programlı olmak sevgili ikizler her zaman hepimiz için faydalıdır. Plansız, programsız harcamalar yapmamaya,
Mali işlerinizde tabii ki harcadım ya param gelmezse, olmazsa, bütçem tıkanırsa gibi duygulara da girmemek lazım. Tabii. Bu tarz duygular da her zaman kıtlık bilinci oluşturur. Tabii. Kıtlık bilinci ise gelecek geliri de engeller. Hı-hı. Bir de üçüncü ev konuları biliyorsun, kuzenler, komşular, ilişkiler, kardeşler, çevre. Aynı zamanda öğrencilerde küçük okul, eğitim ve öğretiler, seyahatler, yolculukları da temsil eder. Şimdi Uranüs'ün geriliyor olması, yeni ayın Aslan Burcu'nda doğuyor olması, yakınlarınızda bazı dedikodulara da şahit olabilirsiniz. Gülüp geçsinler. Gülün geçin, çok olaylara takılmayın. Kafanızda hiçbir duyguyu ve düşünceyi abartmamaya, büyütmemeye de özen gösterin. Bu arada Prenses Kova Burcu, anasının kızı, duramadı içerilerde. Hasret gidermek için geldi yanımıza. Allah'ım öyle böyle güzel bir aşk ki bu. Evet. Şimdi İkizler Burcu'nu konuşuyoruz. İkizler Burcu genelde hayvan dostudur. Evet. Çok severler hayvanları. Bu dönem hayvanlarıyla ilişkilerini de çok güçlü tutmaları gereken bir süreçteler. Kesinlikle. Kediniz, bir köpeğiniz ya da beslediğiniz bir evcil hayvanınız varsa, komşularınız, kuzenleriniz, yakınlarınız hayvan sevmiyor olabilir. Onları eleştirmeyin, kınamayın. Olabilir. Herkes her şeyi sevmek ve kabul etmek zorunda değil. Mümkün olduğunca herkes olduğu gibi kabul edin. Kimseyi geliştirmeye, değiştirmeye de çalışmayın. Doğru. Sen neler eklemek istersin? Tabii ki hocam, ikizler bu süreç içerisinde gerçekten hayvanlarla daha fazla ilgilenecekler. Aynı zamanda streslerini atmak için de birebir onlara terapi gibi gelecek bu hayvanlarla ilgilenmek. Köpeklerle, kedilerle. Bu bir balık bile olabilir. Akvaryumlarında besledikleri, baktıkları bir balık bile olabilir. Onları çok rahatlatacak bu süreçte. Şahane. Çok güzel. O zaman ikizler burcuna diyoruz ki ruhunuza iyi gelen evcil bir hayvan edinebilirsiniz. Ben satın almaktan yana değilim. Sahiplenmekten yanayım. O kadar çok sahipsiz kedi, o kadar çok sokaklarda sahipsiz köpek var ki en büyük sevap. En büyük sevap. Onlar Allah'ın sessiz kulları. Her şeyi gül, ifade edemeyen kulları. Ne olur, eğer ikizler burcuysanız bu dönem yardıma ihtiyacı olan bir hayvanı sahiplenebilirsiniz. Sevgili yengeçler, gerilemekte olan Uranüs, Aslan Burcu'nda doğacak yeni ay, siz yengeçlerin hayatını finansal ve parasal konularda etkileyecek. Sen ne diyorsun? Tabii ki hocam. Şimdi yengeç burçlarının aslında bu yeni ay ile birlikte yüzlerinin gülecekleri bir süreç. Neden? Şu zamana kadar... Yükselen yengeçler. Yükselen yengeçler tabii ki. Burcu yengeç olanlar. Tabii ki güneşin yengeç olanlar. Para konusunda gülüyoruz. Ben de yükseleni yengeç olan bir ben de yükseleni yengeçim. Ayrıyeten öz burcum da zaten yengeç. Yengeç. Bana bu yeni ay çok yarayacak. Bana da çok yarayacak. Ay ne güzel. İyi ki gelmiş bu yeni ay. Evet, kesinlikle. Şimdi bu yeni ay zamanında alamadığınız, bekleyip de tahsil edemediğiniz, elinize geçmeyen ödemeleriniz varsa bu yeni ay ile birlikte bu ödemeleri alabilir ve finansal anlamda rahatlayabilirsiniz. Aynı zamanda iş ve kariyer alanında da terfi alabilir ve uzun zamandan beri maaşınıza beklediğiniz zam yapılabilir. Ve bu anlamda da yüzünüzün gülebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Yani finansal anlamda çok rahatlayacağımız bir süreçteyiz. Yengeçler ve yükselen yengeçler, hayat tarzınızı, eğlence anlayışını yavaş yavaş geliştirebilirsiniz. Gerilemekte olan Uranüs'ten dolayı. Aynı zamanda hobiler, işinizle alakalı yepyeni insanlarla tanışmak, özellikle de kendinizi eksik hissettiğiniz konularda geliştirmek adına da bana göre verimli bir süreç, verimli bir dönem olacak. Aynı zamanda yengeçlerin de ödünün açılmaya başladığı, kaybetme korkularından arındıkları, geçmişe bağlı yaşadıkları, takıldıkları konuların ne kadar da önemsiz olduklarını fark ettikleri bir döneme adım attılar. Evet. Şimdi daha önce onlar için çok kıymetli olan, onlar için çok değerli olan,
onlar için çok ön planda olan birçok şeyin de önemsiz olduğunun farkındalığını ciddi anlamda yaşayacaklar. Bu farkındalık onların hayatına başka bir boyut, başka bir huzur, başka bir denge kazandıracak. Dış dünyaları, onların hakkında neler konuşuluyor, dış dünyalarında neler oluyor, bitiyor. Bu hususlar ve bu konularda da ciddi anlamda dönüşüm yaşayacaklar. Birçok şeyi önemsizleştirecekler. Ve bunları önemsizleştirmek de üstlendikleri yüklerden de arınmalarına yardımcı olacak. Evet. Değil mi? Evet, çünkü hayatlarının merkezlerini artık kendilerine oturtacaklar. Aynen öyle. Ay, ben bunu zaten çok yakından hissediyorum. Evet. Aman Allah'ım, ben daha önce neredeydim? Merkezden uzaklaşmıştım. Ben bazı sabahlar kalkıyorum, gözde diyorum ki, kız neredeydin sen? Sen ne kadar hızlı yaşıyormuşsun. Nasıl bir yavaşlama. Hayattan zevk alma. Sabahları uyandığında huşu içinde uyanmak. Huzurla, akşamları güzellikle uyanmak. Saçlarımı tarıyorum. Kremlerimi sürüyorum. Şimdi bu retroda olan, gerilemekte olan Uranüs'ün verdiği etkiyle de ahenkle dolanıyorum evimde. Hani bir şarkı vardı ya, Rakkas geldi miydi? O durumda yaşıyorum ben hayatım. Tabii sabahtan Nuray hocamı görseniz, şimdi ben de düğün için geldim, burada kaldığım için. Merdivenlerden böyle bir kraliçe iniyor. Sabahlıklar. Aman yarabbim. Güzel saçlar taranmış. Daha sabah sabah makyajlar yapılmış. Topuklu tüylü ayakkabılarla. Zannedersiniz ki aşağı bir Emel Sayın iniyor. Böyle kuru gibi. Ve bakıyoruz biz tabii sabah kalkmışız. Çocuk bir taraftan, biz pijamalarla, işte topuzumuz kafamızda, bakıyoruz ki Nuray hocam gelmiş. Hocam günaydın. Tanrı kadını yarattı. Günaydın deyip oturuyor masaya. Aynen, kraliçe şeklinde. Ahenkle kahvaltısını falan yapıyor. Bir sabah sizin için mutlaka bir video çekeceğim. Hocamın sabah halini bir görün. Ay, şöyle geceliklerimle görsünler beni. Tamam. Hocam geçen gün giydiğiniz şöyle siyah kuyruklu bir geceliğiniz vardı. Evet. Sabahlığınızda böyle. Sabahlığımla. Onunla bir size söz veriyorum, bir çekim yapacağım. Şaşıracaksınız. Aa, kadın sahne mi alacak diyeceksiniz. Dedim hocam yedisinde. Sabah sabah nereye gidiyorsunuz? Bir yere gitmiyorum dedi, kahvaltıya iniyorum dedi. Çünkü şimdi evde 4 katlı olduğu için en üst katta kendisi bir hobi bahçesi falan da var, şahane. Oradan da çekim yapacağım mutlaka size. Aşağı indi hocam, dedim hani nereye gidiyorsunuz, süs püs makyaj parfümler. Kahvaltıya iniyorum dedi. Tabii. Biz pijamalarla hanımefendi. Ama ben kendimi çok seviyorum. Biliyorum. O kadar değerliyim ki. Hep böyleyim ben. Kendimi ne kadar sevsem az. Oh Allah'ım, sarıla sarıla bir hal oluyorum. Allah öyle bir özenerek özenerek yaratmış ki. Programda da söyledim. Annem dedi ki 6 ay seni bir kundakladım. O yüzden çakı gibi oldu çünkü. İyi ki sakat olmadım, engelli olmadım anne. Niye 6 ay? Çok kiloluymuşum, 5 kilo doğmuşum. Ondan sonra bir yerimi kırmasınlar diye annem beni 6 ay kundaklamış. O yüzden de özgürlük arayışı içindeyim kesinlikle. Olabilir hocam, belki de bu kadar hareketli olmanız, bu kadar elinizi oynatmanız, bu kadar her yere koşturmanız, belki de o yüzden. Hiç yorulmuyorum. Arkadaşım Nesrin de burada. Böyle yapıyor. Bugün yine çok yorulacağım. Neden diyorum? Ah, 4 katı dip çıkıyorum, ayrı bir yorgunluk. Minisküs kaymam vardı. Burada kesin bel fıtığı oldum. O da yükselen aslan. Şimdi dinleyecek bizi. Kaçtı gitti artık, beyni kaldırmıyor. Bana diyor ki ya ne yiyorsun, ne içiyorsun? Bütün gün yanındayım. Hiç bitmiyor. Hayatım haritamda ateş üçgenim var diyorum. Daha ne olsun. Bu arada Nesrin de benim şimdi eğitimlerimi alıyor. Biliyorum çok hocam. Çok yakında bizim aplikasyon programımız çıkıyor. Artık hepinizin cebindeyiz. Atagözde Yörükoğlu, Nesrin Afşar, Nuray Sayarı, astrolog Nunu, astrolog Gülay, Uman, Aloğlu. Daha birçok meslektaşım da bu aplikasyonda olacak. Evet hocam, çok heyecanlı bir çalışma olacak. Kesinlikle rüyalarınızı anlatacaksınız. Meditasyonlar deneyimleyeceksiniz. Ritüeller paylaşacaksınız. Güzel zikirler olacak. Güzel yeni zikir. Ay zamanlarında gözde, hangi zikirleri yapalım? Dolunay zamanında. Gözde aplikasyonda burcunuzu, yazı tarihinizi yazacaksınız. Size esmanızı verecek. Derdiniz neyse, Allah var, keder yok. O kadar basit. Olumlamalar gelecek. Zikirler gelecek. Dualar gelecek. Esmalar gelecek. Yok yok yani arkadaşlar. Muhteşem bir ekip olduk biz.
hep derler ki başarılı insanlar nasıl başarı sahip oluyor? İyi ekiple. Bakın ben yaklaşık 28-29 belki 30 oldu artık. Hı hı. Ekranlardayım. Evet. Hani geçmişe dönüp saymıyorum ama bir tek menajerim oldu. Sevgili Alev Kurtuluş Trit. O da artık meslektaşım oldu. Aplikasyonda sevgili Alev Kurtuluş Trit de olacak. Çok yakında YouTube'da o da konuğum olacak. Muhteşemiz ya. Biz başarımızı ekibimize borçluyuz efendim. Güçlü bir ekip olduk değil mi hocam? Evet, çok güçlü bir ekip olduk. Sevgili Aslan burçları, burcunuzda doğuyor. Yeni ay, bu yeni ay sizlerin hayatına nasıl etki ediyor? Uranüs'te, Boğa burcunda gerilemekte. Hep korkuyorsunuz. Gezegenler gerilediği zaman hayatımız alt üst oluyor diye. Vallahi hep söylüyorum, hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim. Nereden biliyorsunuz? Hayatının alt üst olduğu vakitte üstünün altından, altının üstünden daha iyi olmadığını. Bu yeni ay bizleri nasıl etkiliyor sevgili meslektaşımla şimdi? Zaten Aslan Burcu'nda doğuyor. Tabii ki. Zaten Aslan Burçları'nın kendi burçlarında oluşuyor bir yeni ay. Aslında kadersel anlamda sizi çok etkileyecek. Şu zamana kadar kalbinizden geçirdiğiniz, şu zamana kadar olmasını istediğiniz şeyler varsa bir anda olduğunu görebilirsiniz. Bir anda dilekleriniz gerçekleşebilir, bir anda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yani kalbinizden geçen her şeyin gerçekleştireceğiniz süreçler. Ama hayatınızda da ertelenmeler olabilir. Bazı konularda gecikmeler olabilir. Lütfen sabrınızı kaybetmeyin. Lütfen sabır edin. Her şeyin bir vakti zamanını olduğunu lütfen unutmayın. Evet, bazı ertelenmeler olacak ama mutlaka ki ertelenmeler olursa bile onun olmayacağı anlamına gelmiyor. Mutlaka ki bir hayır vardır. Demek ki vakti zamanı değildir. O yüzden de lütfen umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmayın. Mutlaka ki onlar gerçekleşecek. Birazcık sabır edin. Bazen yaşadığınız gecikmelerin bile size katkısı olduğunu, size hayrı olduğunu hatırlatacak olan bu yeni ay burcunuzda doğduğu için gerilemekte olan Uranüs'ünde şu katkısını yaşıyorsunuz yeni ay ile birlikte. Örneğin işinde sektör değiştirebilir. Tabii. Birçok aslan farklı bir işe geçebilir. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız özel bir alana geçiş yapmak isteyebilirsiniz. Ya da ben artık kendimi emekli edeyim, gideyim sayfiye bir yere yerleşeyim de diyebilirsiniz. Yeni bir hayat kurabilirsiniz. Yeni bir hayat da kurabilirsiniz. Zaten yeni başlangıçların olması ve oluşması inanılmaz güzel katkıda da bulunabilir yaşamınızda. Ayrıca sevgili aslanlar, bu dönem kaybettiğinizi zannettiğiniz, düşündüğünüz, üzerinde kendi içinizde tartıştığınız birçok konuyu da çözümleme fırsatına sahip olacaksınız. Aynı zamanda sahnede olma, ortada olma, hı hı, görünme, kendini gösterme ve birinci evin karşısı yedinci ev oluşan gezegen kombinasyonları ile iletişim konularında, hı hı, kendilerini ifade ederken kendilerinden ne kadar eminler, kendilerine ne kadar güveniyorlar, ayaklarını ne kadar yere sağlam basıyor, bunlar üzerinde de ciddi düşünecekler. Ama düşüncelerde kaybolmak yerine ortaya çıkmak hususunda da şanslı olacaklar. Sevgili Başak Burçları, gerilemekte olan Uranüs Boğa Burcu'nda. Yeni ay Aslan Burcu'nda doğuyor. Sizleri bu dönem neler bekliyor? Hayatınızdaki sınırları, düzeni, dengeyi ne kadar koruma altına alıyorsunuz? Bunlar üzerinde çok fazla kafa yorarken hiçbir şey için de fazla kafa yormayacaksınız. Sen ne diyorsun? Evet, şimdi hocam Başaklar bir izolasyon sürecine girecekler bu yeni aile. İzole olma, kendine dönme. Çünkü o içsel enerjiyi tamamlamaları için böyle bir sessizliğe ihtiyaçları var. Aynı zamanda perde arkasında oynanan oyunlar, arkalarından dönen işleri de görüp biraz üzülebilirler. Ama benim onlara tavsiyem kendi içinizdeki İçsel huzurunuzu bozmayın. Çünkü aynı zamanda bu dönem onların sezgiselliklerin artacağı bir dönem. Yani sezgiselliğinizdeki, içinizdeki sezgisellik rehberliğine inanın ve güvenin.
Evet, arkadan planlar, evet arkadan oynanan sinsi oyunlar olabilir. Ama sadece bu oyun oynayanları etkileyecek, sizi etkilemeyecek. O yüzden de lütfen ilahi sisteme, ilahi plana güvenin. Güven deyip geçmeyin. Alemlerin Rabbi, Yüce Allah. Evet. Hepimizin sahibi. Hepimizin kudreti ve kuvveti. 12. ev konuları biliyorsun. Ortada olmayan, gizli saklı olan hastaneler, hapishaneler, kapalı alanlar. Ben severim ya yüzleşmeleri. Her kaç yaşında olursanız olun, gerçeği görmenin yaşı yoktur. Ne kadar erken gerçekleri fark ederseniz o kadar hayrınızadır. Bu dönem yaşayacağınız yüzleşmeler için asla gözyaşı dökmeyin. Bence mutlu olun ve huzurlu olmaya özen gösterin. Özellikle başarılı insanlar ayrıntıların içerisinde yaşamayı bilen insanlardır. Başaklar da ayrıntıları göz ardı etmeden yaşamayı seçtikleri ve tercih ettikleri için öyle bir süreçteler ki bu dönem. Ben şimdiye kadar kendimde neleri keşfedemedim. Ne kadar kendimle baş başa kaldım. Ne kadar içsel dünyamın derinliklerine indim. Bunları da pek tabii ki sorgulayacaklar. Bunları da pek tabii ki sorgularken aslında kendilerine yaptıkları hatayı da güzelliği de fark edememişlerse bunları da fark edebilecekler. Hayırlı olsun diyorum Uranüs'ün gerilemesi. Yeni ayın Aslan Burcu'ndaki doğuşu. Hiçbir şey kaybınız değil. Bugün kayıp olarak gördüğünüz birçok şey belki birkaç hafta sonra, belki birkaç ay sonra sizin ciddi anlamda kazancınız olduğunu fark edince bugün kaybettim diye üzüldüğünüz, gözyaşı döktüğünüz konulara yarın iyi ki de gitti, iyi ki de bitti diye dua edecek ve şükredeceksiniz. Sevgili terazi burçları, yeni ay Aslan Burcu'nda doğuyor. Uranüs ise Boğa Burcu'nda geriliyor. Diğer gezegenlerin kombinasyonu ise sizlere bu süreci nasıl yaşatacak? Öncelikle aydınlanma, arınma sürecine girdiğinizin farkına varın. Sadeleşme, özelleşme, inanılmaz büyük bir parlama yaşamanıza da yardımcı olabilir. Sen ne diyorsun? Hocam şimdi tabii ki pek çok terazi sadeleşirken, durulaşırken aynı zamanda da sosyal alanlarda da bir hareketlenme olacak. Diyalogların daha fazla arttığı, iletişimlerin daha fazla arttığı süreçler olacak bunlar. Ama aynı zamanda da diyaloglar artarken kendi özelleriyle alakalı olarak da çok da fazla hayatlarından bahsetmek istemeyecekler. Evet, yani yüzeysel olarak diyaloglara artarken kendi içlerinde yaşadıkları mevzuyu yine kendi içlerinde nasıl diyeyim kendi içlerinde halledecekler. Kendi içlerinde bir şeyleri halletmeye çalışacaklar. Çünkü pek çok terazi yaşadığı olayı çevresiyle paylaşıyordu. Ve bu da onları daha büyük bir krize sürükleyebiliyordu. Şimdi işte bu yeni aile birlikte yaşadığı sorun ve problemleri kendi içlerinde çözmeyi öğrenecekler. Süper. Zaten insanın kendine faydalı olabilmesi kadar güzel bir ödül yok. Kendi kendine yetmeyi öğrenecek. Kendine yetme. Bu yeni ayda. Bu yeni ayda. Aslan Burcu'ndaki yeni ay, ben hayatın neresindeyim? Ben kendime ne kadar yeterliyim? Ben kendime ne kadar faydalıyım? Ben kendimi ne kadar önemsiyorum? Toplum önünde neredeyim? Kime ne kadar değer veriyorum? Kimden ne kadar ilgi değer görüyorum? Tüm bunları da derinlemesine çözümlemekle birlikte hakikaten onlara katkısı olan ilişkileri ön planda tutarak yaşayacaklar. Şimdi yemeyle içmeyle detoks yapıyoruz ama çevresel detoksa da ihtiyacı var hepimizin. Aynen, evet. İşte bu yeni ay sevgili terazilere insan detoksu da yaptıracak. Hayatlarında bir eleme yapacaklar. Eleme yapacaklar. Kim kalmalı, kim gitmeli? Kim dostum, kim arkadaşım? Sosyal çevremin bana ne kadar katkısı var? Ne kadar faydası var? Ben çevremi de geliştirebilirim, değiştirebilirim. Bazı insanlara karşı sınırlarımı da belirleyebilirim. Bunların üzerinde hiç olmadıkları kadar titiz, detay ve huzurlu düşünceler içerisinde olacaklar. Bir de sevgili teraziler, şimdi sosyal çevre, duygusal hayatınız, yaşadığınız ev ve çevre,
aşk hayatı, çocuklarla olan ilişkilerinizde de çok daha dengeli, çok daha duyarlı, çok daha uyumlu olmaya özen göstermeniz gerektiğinin farkındalığını da yaşayacaksınız. Bu durumun da katkılarını uzun aylara bölerek faydalarını göreceksiniz. Sevgili akrep burçları, karşıt burcunuzda gerilemekte olan Uranüs, yeni ayın aslan burcunda doğacak olması sizlerin hayatında birçok konuda değişim ve dönüşümün olmasına da etki edebilir. Yaşadığınız evi değiştirebilirsiniz, taşınma konuları ve olayları yaşayabilirsiniz. Hı hı. Sen ne diyorsun? Tabii hocam, aynı zamanda şimdi bu yeni ay akreplere maddi anlamda yeni planlar yapmanın zamanının geldiğini hatırlatıyor. Yani farklı iş alanlarında şansınızı deneyebilirsiniz. Yeni iş başvuruları yapabilirsiniz. Maddi anlamda kendinizi geliştirmek için bazı planlar ve programlamalar yapabilirsiniz bu yeni ayda. Hocamın da dediği gibi tabii ki uzun zamandan beri yer değiştirmek isteyen akrepler varsa, uzun zamandan beri taşınmak isteyen akrepler varsa da bu yeni ay ile birlikte de istedikleri yerlere taşınabilirler, yer değişiklikleri yapabilirler. Evet, bir de aynı zamanda akademik anlamda çalışma yapmak isteyen bir akrep burcuysa, eğitimiyle alakalı konuları ve durumları ön plandaysa, göz ardı ettiyse ya da bir dönem kendini geliştirmekten sıktı ve bıktıysa, bunların da dönüşüm oluşması için şimdiye kadar ayırmadığı zamanı ayırabilir. Aynı zamanda bu zamanı ayırırken de kendini geliştirme konusunda muazzam derecede kariyerle ilgili, biliyorsun 10. ev konuları, statü, konum, kariyer konularıyla ilgili de dönüşüm ve gelişim yaşayabilir. Hatta iş ve çalışma hayatında kendinden üstte olan, üstleriyle alakalı kişiler hususunda da biraz daha iletişimde tedbirli, dikkatli olmaya çok özen göstermeleri gerekiyor. Evet. Yani üstlerimiz ve aslarımız, üstler kim? Yaptığımız işte konumumuz, yaptığımız işte üstler kim? Yaptığımız işte üstte olan, seviyesi bizden yüksek olan otorite kişiler, figürleri. Otorite figürleri, aslar kim? Bizim altımızda çalışanlar. Dolayısıyla birlikte çalışılan kariyer ortamındaki kişilere karşı da çok özen gösterip, çok dikkatli olmakta fayda var diyorum ben. Sen ne diyorsun? Aynen hocam, ben de katılıyorum. Tabii ki iletişimde özellikle üstlerle ve aslarla mutlaka ki sakinlik ön planda olmalı. Çünkü şu süreçte de akıllarından geçen her şeyi pat diye konuşabilirler ve söyleyebilirler. Tabii ki bunların da geri dönüşümleri hoş olmayabilir. O yüzden de sakinlik bu yeni ayda bizim için çok çok önemli. O zaman ne yapıyoruz? Şu olumlamayı yapıyoruz. Ben sakinim ve dikkatliyim. Önümüzdeki 20 gün boyunca, biliyorsunuz ben aynı zamanda bir kuantum astroloğuyum. Dua, olumlama hepimizin ruhuna katkıda bulunmakta. Bu dönem özellikle kesinlikle ve kesinlikle sabahları uykudan kalktığınızda timusunuza 21 defa vurun ve burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Ya da ağzınızdan alın, ağzınızdan verin. 21 defa ben sakinim, dikkatliyim, huzurluyum, mutluyum. Şükürler olsun olumlamasında ihmal etmeyin. Ruh hafızanızı olumlu enerjilere kodlamaya da mümkün olduğunca özen gösterin. Sevgili yay burçları, özgürlüğün kralları, özgürlüğün kraliçeleri diyorum ben. Bir daha dünyaya gelmek istersem, Allah nasip ederse, istersem yanlış bir kelime oldu. Bir daha dünyaya gelecek olursam, Allah bana o imkanı sunarsa, o şansı tanırsa, yay burcu olmak isterim. Çantam sırtımda gezmek isterim. Bavullar kapıda. Vur patlasın çal oynasın şekliyle yaşamak isterim ve yayları da çok severim. Kahkahalarıyla meşhurdurlar. Eğlenceleriyle. Şimdi Uranüs'ün boğa burcunda geriliyor olması, yeni ayın aslan burcunda doğacak olması onların hayatında 9. ev konularını etkileyecek. Yüksek eğitim,
hak, hukuk, adalet, mahkemeler, dinsel temalar. Temalar konusunda gelişim, dönüşüm oluşturabilir. Sen ne diyorsun? Hocam dediğiniz gibi şimdi aslında pek çok yay şu zamana kadar haksızlığa uğramış olabilir. Verilmemiş hakları olabilir. İşte bu yeni ay ile birlikte elde edemediğiniz haklarınızın size verileceği bir sürece merhaba diyorsunuz. Yani bunları geri alıp rahat bir haklarınızı geri alıp rahat bir nefes alabilirsiniz bu süreç içerisinde. Yalnız ben antiparantez şunu da söylemek istiyorum. İkili ilişkilerde pek çok yay lütfen zıtlaşmamaya, lütfen inatlaşmamaya özen göstersin. Evet, bazı konularda haklılığınızı, hakkınızı geri alırken tekrar ikili ilişkilerde haksız duruma düşmeyin. O yüzden de bu ikisini dengelemek çok çok önemli. İkili ilişkilerde de biraz sakin kalmaya özen göstermekte fayda var. Bir de bu önümüzdeki 20 günlük süreçte gezegenlerin de kombinasyonu, yeni ayın verdiği etki, haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Huzurlu olmak. Huzurlu olmak mı? Ben hayatım boyunca haklı olmak istemedim. Hep mutlu olmak istedim, huzurlu hep huzurlu olmak istedim. Bir de gerçekten hak nedir? Sen Yaradan'ın karşısında onun için, onun gözüyle haklıysan, karşındaki ahbabının, arkadaşının senin çok haklı görmesine ihtiyacın olmamalı. Önemli olan onun katında haklı olmak. Yaradan'ın katında haklı olmaktır. Ve benim son aylarda en büyük duam şu oldu. Beni yıprattığını zannedenler, beni kırdığını zannedenler, efendim üzdüğünü zannedenler sağ olsunlar. Eksik yönlerimi tamamladılar, tamir ettiler. Ben hep affediyorum, Allah'a havale ediyorum. En büyük duamızdır. Siz yaylara da diyorum ki ilişki ve iletişimde birileri bu dönem sizi yıpratıyorsa, kırıyorsa affedin, Allah'a havale edin. Bakın sabredin, dua edin, şükredin, arkanıza yaslanın ve seyredin. Mevlam neylerse güzel eyler. Bu dönem sizle uğraşanlara kafanızı bile takmayın. Eğer siz Allah katında haklıysanız, kimin sizi nasıl gördüğü umurunuzda bile olmasın. Bakın önünüze, arkanıza bir daha geri dönmeyin. Sizlere de bir olumlama vermek istiyorum. Bu gerilemekte olan Uranüs ve yeni ayın verdiği etkiyle 21 gün boyunca sabah ve akşam yapın bu iki olumlamayı. Sabahları güne başladığınızda 21 defa burnunuzdan derin nefes alın, ağzınızdan verin. Ben şu andan itibaren yaşadığım her şeyi tam olduğu haliyle kabul ediyorum deyin. Akşamları yatmadan önce de 11 defa burnunuzdan derin nefes alın, ağzınızdan verin. Ben şimdi şu andan itibaren geleceğime güveniyorum. Bu olumlamayı yapmaya devam edin. Sevgili Oğlak burçları. Biliyorsunuz astroloji 12 ev üzerinden hesaplanıp bakılıp yorumlanıyor. Sizleri yeni ay ve Uranüs gerilmesi nasıl etkiliyor? Şimdi yeni ay konuları 8. ev konuları. Evet. Ölüm, doğum, yeniden doğuş yönünde etki ederken sen ne diyorsun? Şimdi tabii ki hocam oğlaklar 8. ev konularında hayatlarında aktive edecekler. Ama pek çok oğlak yeniden doğuş, yani hayatlarında, tarzlarında yeni imaj değişiklikleri yapabilirler. Saç rengi değişebilir. Tabii ki kilo verebilirler. Yani kalıcı keşke değişiklikler yapacaklar kendilerinde. Şimdi de oğlak olasım geldi. Çünkü kendilerini hep aynı şekilde görmekten sıkıldılar. Hayatta olan yaşam enerjilerini yükseltmek için imajsal anlamda kendilerini yenileyecekler. Dediğiniz gibi saçlarını farklı renge boyatabilirler. Kestirebilirler, kilo verebilirler. Yani hayata karşı imasal anlamda daha iddialı olarak yer alacaklar. Kendi iddialarını ortaya koyacaklar. Aynı zamanda uzun zamandan beri taşınmak isteyen, yer değişikliği, mekan değişikliği yapmak isteyen oğlaklar da varsa bu yeni aile birlikte yer değişikliği yapabilirler, mekan değişikliği yapabilirler. Çünkü oğlaklar uzun zamandan beri aynı yerde, aynı mekanda bulunmaktan sıkıldılar. Şimdi enerjisel anlamda da kendilerini toparlamak için yeni mekan değişikliğinin yeni enerjileri getireceğini düşündükleri için de pek çok oğlağın
bu yeni ayda biz taşındığını ve yer değiştirdiğini duyabiliriz. Duyabiliriz. Adres değişiklikleri çok fazla olacak hayatlarında. Süper. Bir mekanda fayda var. Bazen istemesek de oluşan değişimler büyük dönüşümlerin oluşmasına, büyük yeniliklerin oluşmasına etki edecektir ve neden olacaktır. Dolayısıyla ben oğlaklara diyorum ki önünüze açılan yeni kapılardan içeriye girmekten çekinmeyin. Çekinmeyin. Cesaretli olun. Asla çekinmeyin. Sizler zaten kimse tarafından yönetilmeyi sevmeyen bireylersiniz. Birileri de sizi yönettiğini zannediyorsa amiyane bir tabirle avucunu yaladığını göreceksiniz. Artık kim hangisi avucunu yalar, tuz mu yalar, su mu yalar ben bilemem. Ama hiç kimse sizi yönetemez ve hiç kimse size bu süreçten sonra haksızlık edemez. Muazzam bir gelişim, dönüşüm sürecindesiniz. Evet. Sevgili oğlaklar, ayrıca ev, yuva, aile konularıyla alakalı birçok husus da bu dönem ön planınızda olabilir. Sen ne diyorsun? Tabii ki hocam, aynı şekilde ev, yuva, aile alanlarında bazı konularla, yani şu zamana kadar hayatlarında var olan konularla alakalı olarak yeni girişimler, yeni fikirler, yeni düşünceler geliştirebilirler. Hmm. Ve bunları aileleriyle birlikte paylaşabilirler. Ayrıca zaten bu ev, yuva, aile alanlarındaki konulardan bir tanesinde dediğimiz gibi taşınma, yer değiştirmede zaten hayatlarında etkin olacak bu yeni aile. Hmm. Yenilikler getirsin, yenilikler iyidir. Gelen yenilikleri sevgiyle kucaklayın efendim. Sevgili kova burçları, yeni ayın karşıt burcunuz, aslan burcunda doğuyor olması, Uranüs'ün boğa burcunda geriliyor olması, diğer gezegenlerin konumu ve kombinasyonu sizlere 7. ev konuları yeni ay ile birlikte. 7. ev ne? Ortaklaşa yapılan işler, evlilik, iletişim, ikili ilişkiler hususunda bence olumlu yönde etkileyecek. Tabii ki. Şimdi zaten şöyle bir yeni ay. Aslında pek çok kovanın enerjisi düşmüştü. Çok. Bu yeni ay ile birlikte düşen enerjilerini yükselttikleri bir yeni ay olacak. Aynı zamanda kalbi boş olan kovalar varsa bu yeni ay ile birlikte yeni ilişkilere, yeni aşklara yelken açabilirler. Yeni birlikteliklere adım atabilirler. Ayrıyeten ortaklı iş yapmayı düşünen kovalar varsa uzun zamandan beri planladıkları ortaklıklarla yeni işlere adım atabilirler. Çünkü pek çok kovanın yeni iş planları vardı. Ayrıyeten geliri düşük olan kovalar da mali olarak kendimi nasıl güçlendirebilirim, mali gelirimi nasıl arttırabilirim diye düşünüyorlardı. Hı hı. İşte bu yeni aile birlikte bu mali olarak kendilerini toparlama, güçlendirme yapacaklar bu yeni aile birlikte. Eğer bu yeni ayı güzel değerlendirirlerse karşılığında çok çok güzel alabilirler. Şimdi bak, biliyorsun ben astrolojiyi aşkla yapıyorum. Sen de öyle yapıyorsun. Ben de bir kova kadınıyım. Kova bireyiyim. Şimdi benim için de çok iyi bir süreç şu an zaten. Hele ki Satürn kovaya bir kendi evine gelsin. Ondan sonra ne dönüşüm ne değişim başlayacak, inanamayacağız. Kovaları seyredeceğiz zaten. 2021 zaten kovalar için artık imtihanım bitip ödüllerin başladığı bir yıl olacak. Heyecanlanıyorum ben bile bir kova burcu olarak. Ama özellikle bu dönemde hakikaten parasal konularla ilgili yaşanan zorlayıcı etkilerin hepsi sona eriyor ve bitiyor. Evet. Yedinci ev konuları aynı zamanda ailedeki iletişimleri de etkiliyor. Hı hı. Kendinizi ne kadar ifade ederseniz, kendinizi ifade ettiğinize ne kadar güvenirseniz, o kadar kendinize olan inancınızın da güçlendiğini, hı hı, yükseldiğini gönülden, yürekten fark edeceksiniz. Ne olur, önce kendinize samimi olun. Ondan sonra çevrenizdeki kişilere samimi olmaya özen gösterin. Hiçbir maskeye ihtiyacınız yok. Ama tabii ki bu korona bitene kadar ağzımızdan maskemizi ayırmayalım. Evet. Ama yüzümüze duygusal bir maskeye ihtiyacımız yok. Hiç gerek yok. Olmamız gerektiği gibi olalım. Mış gibi hareket etmeyelim. Mutluysak mutlu olalım. Huzurluysak huzurlu olalım. Mutsuzken mutsuz, hani ben rol bunu yapmamıza gerek yok. Ben yaşamımda bunu yaptım. Hı hı. Ve kendime çok büyük haksızlıklar ettim vaktiyle. Profesyonel bir astrologken
Bunu niye yaptım? Çocuklarım için yaptım. Tanınıyor olduğum için yaptım. Ben bile şimdi öğrendim. Neysem oyum. Siz de neyseniz o olun. Mış gibi hareket etmeyin ve davranmayın. Evet sevgili balık burçları. Yeni ayın Aslan burcunda doğuşu. Uranüs'ün Boğa burcunda gerileme enerjisi. Diğer gezegenlerin kombinasyonu. Sizleri nasıl etkiliyor? Şimdi astrolojide 6. ev sıhhattir, sağlıktır. Günlük işlerimizdir. Günlük işlerimizdir ama aile büyükleri, akrabalarda yaşlıları da temsil eder. Ya da annemizin babamızın akrabaları ya da kendimizin akrabaları. Hizmet ettiğimiz alanlar, hizmet aldığımız alanları da etkiler. Bu alanlarda dönüşümler ve değişimler gündeme gelebilir. Sen ne diyorsun? Tabii ki. Şimdi bu süreç içerisinde bazı balıklar işlerinden ayrılabilirler. Yeni işlere başlayabilirler. Ama ayrıca ev yuva alanıyla da alakalı olarak hani akrabaları, yaşlı akrabaları da temsil ediyor. Hiç ummadıkları anda yaşlı akrabalarından maddi ve manevi anlamda destek alabilirler. Destek görebilirler. Zaten pek çok balık aslında bu geçtiğimiz süreçte ev, aile, yuva alanında zorlayıcı konular oldu. Evet bazı küslükler, bazı dargınlıklar oldu. Evet bunları aştılar. Ama şimdi bunları aşmakla birlikte aslında aile bireylerinin size ne kadar çok anladığını, size manevi anlamda ne kadar çok destek olduğunu, maddi anlamda ne kadar çok destek olduğunu görünce şaşıracağınız bir yeni ay yaşayabilirsiniz. Hı hı. Ama ikili ilişkilerde de şuna çok çok dikkat etmek gerekiyor aynı zamanda da. Yanlış anlaşılmalar da olabilir. O yüzden pek çok balık ifadesinde, konuşmasında lütfen seçtiği sözcüklere çok çok dikkat etsin. Aslında kafasındaki farklı ama dilinden çıkan çok çok farklı olabilir. Yani iyi niyetle bir şeyi söyleyip yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu da sizi birazcık iyimserliğinizi kaybetmenize neden olabilir. O yüzden de lütfen iletişimde sakin kalmak, ne söyleyeceksek birazcık düşünüp doğru kelimelerle ifade etmek çok çok önemli olacak bu yeni ayda. Zaten ifade çok önemli. Nasıl anlaşıldığımız da çok önemli. Bir balık burcuysak iletişim konularında duygularımızı, düşüncelerimizi ifade ederken de düşünmeden konuşmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Sizlere de bir olumlama vermek istiyorum. Ben duanın gücüne, olumlamalara, mantralara, enerjisel anlamda çok değer ve önem veren bir bireyim. Kesinlikle balıkların bu 21 gün boyunca geceleri yatmadan önce, uykuya dalmadan önce mutlaka ve mutlaka ben bugün yaşadığım her şeyi tam olduğu haliyle kabul ediyorum. Yarın benim için yeni bir gün. Her anıma önem ve değer katıyorum. Olumlamasını kulaklarının duyacağı ses tonuyla nefes alın, verin ve olumlamanızı yapın. İnanılmaz katkı sağlayacak sizin hayatınıza. Yolunuz açık olsun. Sevgili NSTV aboneleri, takipçileri, biliyorsunuz katılımcı bölümümüz açıldı. Oraya katılmayı ihmal etmeyin. Çünkü katılımcılara özel, sorulan sorulara verilecek olan cevaplar, isteklerinizi sınırsız bir şekilde bu katılımcı butonundan ulaşabileceksiniz. Ki ben sevgiyle siz katılımcılarımın her an yanındayım. Ayrıca tüm takip eden ve izleyenlerin de her an yanındayım. Hala abone olmadıysanız hemen abone olun. Hayatı kaçırmayın. Hayatınıza lezzet katın bizimle. Sevgili NS Medya katılımcıları ve aboneleri. Çok yakında özel canlı yayınlara başlıyoruz. Konuklu olacak. Sizleri konuk edeceğim. Yıldız haritaları hediye edeceğim. Muhteşem bir döneme adım attık birlikte. Hala katılımcı olmadıysanız hemen katılımcı olun. Hala abonelik gerçekleştirmediyseniz de aboneliğinizi bir an önce geliştirin, gerçekleştirin.